artık kibri aşıp yolu bulan kendini yoğurur canlar, kendini yoğurur. Ölüleri diriltmek için bütüne hizmetçilik yapmaktayız. Öksüz değil kimse. Kendi yollarını kendi lekesiz kayıtlarıyla buldular. Ve burada mukaddiminin ilmi olacak hepsi. Kaçmak gerekse kaçalım derler. Asla gereksizdir kaçmak. Her birimiz din ilminden öte bir teklikteyiz. Orada kalem, hak, yol, hastır. Ve bizim zaman sahamızda şalkımız mutlaktır. Kimse kimsenin insanlığını dinletemez dedi biri. Vakti gelir, herkes kendini diller, kendi olur ve herkes de kendini dinletirken ocak olur. Onun ol demesi bütünün olmasıdır. Bu kesindir. Payı paydadan öte sayan da var. Dinler işte böyledir. Dinlere biz dirilikte pay dedik. Ama paydayı anlamadılar. Canlarım, anlayın ki payı payda yoksa dinletemeyiz. Hepimiz o paydanın payları olabiliriz ama muhammi kapıların üstü bir kalem mutlak kulluğu kodlayacaksa artık hepimiz birer paydayız. Mahrekte kelam, hakta kalemiz. Şalkımızda şarkımız Kur'an. Biz Kur'an'ı kodlarken levh-i kapıda İsra'yız. İnsanlık kapısıyız burada. Kimin eli kimin eliyle kodlanır? Bunu sorarlar. Kini kapıda dinden çıkardık, kili kayıtta dirilikten ayırdık, hırsı Kur'an'dan ayrı tuttuk, çorbayı yaptık. O çorba başkanlık diliyle kodlanmış bir çorbadır ve bir tek olarak o çorbayı yaptık. Hepimizin eli hak kapı, hepimizin kervan kaydı ikmal tamamlayan bir şavk. Vahyi dediler, vahyi kelam dedik. İkmal tamamladık dediler, ilim kelamsa ikmal yok dedik. Ruha vardık, ruhsal kapıları bulduk, kolluk kapılarından geçtik, cem olduk, cem altın ışığında ilim olduk. Kimseyi kırmadık, hiç kimseyi kırıp kayıtlardan çıkarmadık. Bar kapısını açtık, bara vardık, o barda ilmin kelamı vardı. Öyle bir kelam ki o, tatsız yaşamda bir tattı o. Ah canlarım ah, bilseydiniz. O bara gelir, o barda o içkiyi tadardınız dedik. Aşk sahasında kelam, has kapıda kirsiz bir şav. Ve biz oranın muhammi kapılarının öz görevlileri olanlara Kur'an verdik. Dedik ki okuyun. Okunan Kur'an kulluk kelamında kaynakta teklikti. İşimiz buydu. Ve bugün burada bütüne hizmet için bir tek olduk. Kucakladık herkesi canlar, kucakladık. Öz köklere göz olanları da kucakladık. Şavk olanları da kucakladık. Sır olan ilmin kelamda hak olduğu bir lütfi kapıda silahımız İsra oluştu. Ocak yaktık canlarım. Bugün doğal dünyanın görevi başladı. Bu görev yok muydu? Vardı da bilen yoktu. Artık herkes doğal dünyanın gücü olacak. Ve bilecek ki bu dünyaya geliş sebebi budur. Ruhsal kapılarda herkes kelam olacak. Ve bilecekler ki burada gök çözümlemeleri yapılacak. Sura üfürdük canlarım. Ruhsal kayıtları yaptık. Ayrılık yok. Planetin ilmi bütünün kelamı olacak ve biz burada merdivenin en altına inip en yukarıyı kodlayacağız. Aşağının en aşağısı ve yukarının en yukarısı. Saltanat dinden ayrı değil ama silahım ilim dediğimde kelamda hak olan der ki bedenimde ilim yok ki ayrılık gözetmeyiz de bilmediğini ona anlatamayız canlar. Bilmesi gerek ki anlayabilsin. Kibri aşıp yolu bulan kendini bulur.
ruhu Kur'an'la dinleyen kendini diller. Elini Allah'a ulaştıran sura üfüren olur. Masada oturur. İşte biz o, o biziz. Masada bulunan herkes insanlık kapısıdır canlarım. Bunu iyi anlayın. Bu masa insanlık kapılarının bulunduğu bir masadır. Önce çaba bunun içindir canlarım. İnsan olabilmek içindir. Sura üfürenlerin türevleri, kodlamaları da bunun içindir. Maya tuttuğu zaman bilinecek ki merdivenin en aşağısı en yukarısıyla tektir ve orayı kodlar. Büst yaparlar, derler ki o yok, olmayacak. Maşa tutar, der ki benim elim yanmaz. Kaynağı vardır, ilmim der ama ben çorbayı pişiremem der. Değerliler, her birimizin diriliği farklı ama biz şükürle çalışırız. Bir tek olmanın şükrünü kodlarız. Bu şükür bütünün şükrüdür. Ve biz orada hırsı aşıp yolu bulmak üzere çalışanlara geçin deriz. Geçin, geçin, geçin. Ana kapıyı açarız ve deriz ki ilmin kapısı bu. Açtık, geç. Geçmek ister, 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 ister ve der ki ben nereden nereye vardım? Ah be canım derim, ah sen senden sana vardın. Olmadım mı yoksa der. Olduğuna eminim. Çünkü sen seni sana kaynak yaptın ki buradasın derim. Deveyi kaldırıyoruz canlarım. Sorgu suali yok. Bilen bir teklikle kodlandığında o her anı dinler. Dinleyenler tohum olarak koruma altında tutulurlar. Onlara çözün yüreklerinizde, gözünüz kör kalmasın demeyiz. Çünkü onlar yüceliklerde kelam olduklarından buradadırlar. Ata kapının altın ışığında mutlak kuruları kodlayarak bilişi kelama indirmeleri için ışıklarını algılar, yollarını açıklarız ki hastalıklı olmasınlar diye. Toy bir dünya için bu çalışma neye yarar diye sordular. Yağan ışığın kelam olduğu bir tohum doğumu kodladığında artık o kendini hak edip ergin olur. Erenin erginliğinden öte iradi kelamda hak olup eren kendine erer. Ve biz ona yaradan yarattığında yaşar deriz. İşte ocağı yandı. İşini bilip, hakkın kapısında kendini bilip, hak olup mutlak olacak ve muhammi kapıların örtüsünü örtmeyip, öz köklere göz olup söz olacak. Ocağını yaktı. İşi bu. Şimdi.